Profesör Master'ın ücretsiz Comptia Network Plus sertifikasyon eğitim kursuna hoş geldiniz. Bu modül ağ sorun giderme yöntemleri hakkındadır. Ağ ile ilgili bir probleme sahip olduğunuz zaman masaya çok fazla fikir koyabileceksiniz. Gelecek modüllerde biz aslında bu parçalarda nasıl sorun giderileceğini size göstereceğiz. Ama ilk olarak sorun giderme hakkında düşünme sürecine başlamadan önce aklınıza gelen takip etmeniz gereken adımlar nelerdir? Bu bizim N10-004 Network Plus sertifikasyon sınavı Bölüm 4.6'dan gelmektedir. Bize bir senaryo verildi ve takip eden A sorun giderme yöntemlerini uygulamamız gerekiyor ve siz bunları liste halinde bulabilirsiniz. Bilgi toplayarak işe başlıyoruz. Olası sebepleri araştırıyoruz. Bir liste oluşturuyoruz. Bunu çoğaltmamızın gerekli olup olmadığına karar veriyoruz. Ardından bu çözümü test ediyoruz ve son olarak bu parçaları belgeliyoruz. O halde bu adımlardan her birisiyle devam edelim ve bir problemimiz olduğu zaman ne düşünmemiz gerektiğini hissedelim. Bu tip sorunlarda adım adım ilerlemek isteriz. Şimdi bilgi toplama ile ilk adımımızı atalım. Burada bazı problemler bulduğumuzda veya bir şeylerin ne olduğunu tespit etmemiz gerektiğinde ilk önce bilgi toplayarak işe başlarız. Ulaşabildiğimiz kadar çok kaynağa ulaşmamız ve neler olup bittiğini bulmamız gerekli. Herhangi bir değişiklik yapmadan önce, herhangi bir sonuca varmadan önce tüm bu parçaları düşünmemiz gerekiyor. O halde bu önemli bir adımdır. Bu bilginin toplanmasıdır. Genelde bunu şu soruları sorarak yapıyoruz. Eğer birisi derse ki benim bir problemim var. Siz sormaya başlayabilirsiniz. Ne tür bir problemim var? Ekranında herhangi bir hata mesajı görüyor musun? Bu problem ne sıklıkla meydana geliyor? Sizin için önemli bir şey mi? Tüm bunlar değişmez durumlardır ve buradan daha derine inerek bilgi toplayabiliriz. Birçok insana sorabiliriz. Siz şu anda problemi olan bu kişiye yakın mısınız? Bu sorunu görebiliyor musunuz? Bu tür bir yavaşlamayı görüyor musunuz? Ne zaman bu problemin oluştuğunu görüyorsunuz? Ve olabildiğince çok bilgi toplayın. Ayrıca son bir şans olarak şunu da düşünmeliyiz. Biz bir pazartesi sabahı geliyoruz ve bakıyoruz ki birisinin bir problemi var. Hafta sonu herhangi bir değişiklik yapmış mıydık? Bu pazartesi günü gördüğümüz problemlerin kendisini göstermesi için Pazar gecesi ada herhangi bir değişiklik yaptık mı? Veya burada bir sorun var mıydı? Ve ayrıca geçmişte neler olduğunu da düşünmemiz gerekir. Ve eğer mümkünse, dokümantasyonumuza geri dönmeliyiz ve değiştirilen tüm farklı bileşenlere göz atmalıyız. Burada bir geçmiş kaydı vardır. Umarım zamanda geriye gitmenize izin veren ve başka bir bilgi toplama kaynağı gibi bunu kullanan resmileştirilmiş değişiklik kontrolü işleminizde bu yer alıyordur. Genelde burada günlükler olacaktır. Routerlar, switchler ile ilgili bilgi olacaktır. Bu bilgiyi alabileceğiniz çok farklı yerlere gidebilirsiniz. O halde lütfen bunu kullanın. Bu günlükleri inceleyin ve Windows olay görüntüleyiciye bakın. Switch konfigürasyonunuza bakın. Bu sırada bu kişinin bir problemi vardı. Bu zaman çerçevesinde günlükteki herhangi bir şey gözüktü mü? Geri gittiğinizde bu sürede neler olduğuna göz attığınız zaman bu gerçekten kullanışlı bir hale geliyor. Zaman zaman tüm bu kaynaklardan bilgi toplanması, neler olup bittiği yapbozunda parçaların bir araya getirilmesine yardımcı oluyor. Şimdi kullanıcılarımızdan bazı bilgileri topladık. Bu özel problemin kapsamını bilmek güzel olurdu. Bu herkesi etkileyen bir şey mi ya da bu sadece ağın küçük bir bölümünü mü etkiliyor? Ve smart time testlerini çalıştırarak, bazı pingleri çalıştırarak, bazı trace root komutlarını çalıştırarak başlayabilirsiniz. Bir başka modülde bunların gerçekten yapılış işlemini ve bunların ağ üzerinde nasıl bir fonksiyona sahip olduğu hakkında konuşacağız. Ancak bu tür durumların devam ettirilmesi, birileri internete girebiliyor mu, İnsanlar ağınızda belirli bir IP alt ağı ile iletişim kurabiliyor mu sorusunu belirlemenizde yardımcı olur. Eğer yapılabiliyorsa veya yapılamıyorsa ben traceroute komutunu çalıştırarak bunların nereye kadar ilerleyebileceklerini bulabilir miyim? Belki de bir router problemi vardır. Ayrıca etrafınızdakilere sorabilirsiniz. En iyi bilgi kaynaklarından bazıları başka bir binada bulunan insanları çağırmak ve bu binada bazı problemlerle ilgili raporlar var. Bu tür problemleri görebiliyor musun? Ve şayet görüyorsan bunlar sence neye benziyor demektir. Ve eğer bu problemlerin nerede olabileceği hakkında bilgi toplamaya ve listelemeye başlıyorsanız A üzerinde nerede olabileceğini çok daha iyi bir şekilde görebileceğiniz şeyleri bir araya getirebilirsiniz. Etrafa bakarak veya bazı testleri yaparak bu bilgiyi bulamayacağınız bir noktada olabilirsiniz. Koltuğunuzdan kalkmanız, laptopunuzu almanız ve etrafa bakmanız gerekebilir. Binada yürüyün ve neler olduğuna bakın. Bu özellikle bir kablosuz sorunu olduğunda kullanışlıdır. Çünkü kablosuz bağlantı beraberinde çok farklı değişkenlere sahiptir ve kablosuz sinyal ile problem oluşturabilecek çok fazla sebep olabilir. Laptopunuz ile etrafta yürümek ve sinyalin ne kadar uzağa gidebildiğini anlamak oldukça işe yarar. Orada bu kablosuz ağ üzerinden iletişim ile ilgili herhangi bir sorun var mı? Eğer bu tesisteyseniz ve kullanıcıların karşılaştığı problemin aynısı ile karşılaşıyorsanız bu bazı zamanlarda gerçekten yardımcı olur. Çünkü diğer kişiler size kendi bakış açıları ile problemi anlatabilirler. Ancak görünenin arkasında ve daha derinde ağın nasıl çalıştığını biliyorsunuz ve bu probleme neden olabilecek bir hatanın oluştuğunu gördüğünüzde sizin çok daha iyi bir fikriniz olur. O halde eğer bu problemlerden bazıları oluştuğu zaman alanda bulunuyorsanız veya buraya gittiğinizde birilerinin internet koptu dediği zaman gerçekten yardımcı olmaktadır. Belki de bu internet değildir. Belki de bu kişiler sadece internet üzerindeki özel bir sunucuya erişim sağlayamıyorlar veya belki de birileri şu server'a girişte problem yaşıyorum diyebilir. Belki de tüm internet bağlantısı arızalıdır. Kapsamını belirleyemediğiniz sürece bunun ne olduğundan tam olarak emin olamazsınız. Ve bunun kapsamının ne olduğunu anlayabildiğiniz zaman ve bu özel problemden ötürü nelerin etkilendiğini anlayabildiğiniz zaman bu sorun çözümüne yönelik çok daha iyi bir fikriniz olur. Ben bu modülde bu noktaya kadar birkaç kez değişiklik kontrol işlemi hakkında bahsetmiştim. Değişiklik kontrol işlemi var değil mi? Güzel. Eğer yoksa sabah belirli zamanlarda aygıtları kapatabileceğiniz veya kapatamayacağınız resmi bir kural olmadığı zaman bile en azından buraya bir şey koymayı düşünmeye başlayabilirsiniz. Değişiklikleri düzenleyebilmek, yaptığınız değişikliklerle ile ilgili bir problem olduğu zaman geriye gidebilmek istediğiniz zaman bu son derece önemli bir hale geliyor. Ve bu yüzden değişiklik kontrolü geri gidebilmemiz ve bulabilmemiz açısından tüm bu sorun giderme işleminde çok önemli bir işlem haline gelmektedir. Bir şeyler değişti mi? Veya belki de problem oluştuğunda bu kişi neredeydi? Ben bir şirkette çalıştım. Gerçek ismi yerine Bill olarak ifade edeceğimiz birisi vardı. Ve A ile ilgili ne zaman bir problem olsa hepimizin ilk sorusu Bill nerede? Yine kapalı bir yerde mi? Yine bir şeyler üzerinde çalışıyor değil mi? Bill ne zaman bir şeye el atsa bu bozuluyordu. Bu yüzden bil nereye giderse burada her zaman bir problem olduğunu görüyorduk. Bu bir şeyin değişip değişmediğini belirlemenin başka bir kısmıdır. Şimdi bile soralım. Bu router'da herhangi bir değişiklik yaptın mı? Bu switch'te herhangi bir şey değişti mi? Ve eğer resmileşmiş değişiklik kontrol işlemine sahip değilseniz, bunun gerçekten çok karmaşık bir hale geldiğini görebilirsiniz. Çünkü ne zaman birilerinin çok önemli bir altyapı aygıtında değişiklik yapacağı konusunda asla emin olamazsınız. Hatırlanması gereken bir önemli şey de birler ve sıfırlar her zaman aynı şekilde davranır. Bunlar A'da neler olduğu konusunda oldukça öngörülebilir şeylerdir. Eğer bir şeyler insanların iletişim kurma yöntemini değiştiriyorsa bu altyapı ekipmanlarımızdan, konfigürasyonumuzdan kaynaklanabilir. Çünkü birler ve sıfırların başka bir şey yapmasını söylemişsinizdir. O halde yaptığınız değişiklikler hakkında bir düşünün. Bazen oldukça küçük şeyler bile ağın çalışma şeklinde dramatik bir etki yaratabilir. Bazen otomatikleşmiş gözetim araçları kullanışlı olabilir. Çok fazla açık kaynak gözetim aracı vardır. Çok fazla ticari gözetim aracı vardır. Bu size en azından neler olup bittiği hakkında doğru hisler verebilir ve çok yüksek bir seviyede size kullanım veya basit çalışma zamanını söyleyebilir. Ben bunları kırmızı, yeşil kutular olarak adlandırıyorum. Ben sadece ağ üzerinde bir serverın iletişim kurabildiğini bilmek istiyorum. Eğer bu yeşilden kırmızıya geçerse bununla ilgili bir şeyler yapabilirim. Veya siz belki de size farklı servis seviyelerini verebilecek bir şey istiyorsunuz. Belki de ağınızdaki verimlilik ölçmek isteyeceğiniz bir şey olabilir. Bu şirketinizin hedeflerine bağlı olabilir. Sahip olacağınız gözetim araçları tipine gelince ayrıca bir şeyler değişti mi sorusunu belirlemek için burayı kullanmayı düşünebilirsiniz. Çünkü her zaman bu gözetim araçlarına geri dönebilirsiniz. Bu günlüklere bakabilirsiniz ve evet günün bu zamanına kadar iyi gidiyorduk ve daha sonra bir şeyler oldu şeklinde görebilirsiniz. Öyleyse bu gözetim araçları çok ama çok kullanışlı olabilir. Şimdi bir problemi tanımladık, gerekli bilgileri topladık, nelerin değişmiş olabileceğine baktık. Şimdi bir liste hazırlamamız ve bu sorun için en muhtemel sebepleri bulmamız gerekli. Eğer bir insan grubu içerisindeyseniz, herkesi bir odada bir araya getirmek istiyorsunuz. Bir beyaz tahta alın ve bir şeyler yazmaya başlayın. Bu problemin sebebi ne olabilir? Gerçekten şirketimizi etkileyen büyük ana sorunlar ile ilgili olarak bu gerçekten mükemmel bir şeydir. Çünkü şimdi herkesin bununla ilgili bir fikri olacaktır. Burada 3 veya 4 şey, belki de 50 veya 100 farklı şey aradığımız durum olabilir. Tüm bunları tahtaya taşıyabilir ve bunların birbirleriyle nasıl etkileşimi olabileceği hakkında düşünmeye başlayabilirsiniz. Hedefimiz problemin ne olabileceğini belirlemektir. Ama siz ayrıca problemin ne olamayabileceği konusunda emin olmak için de bir liste oluşturabilirsiniz. Eğer problemleri listeliyorsanız ve bu listeye baktığınızda pekala veri tabanı server ile bir problemimiz olabilir. Ama şu anda diğer kişiler veri tabanı serverını kullanabiliyor. Diyorsanız sorunun serverın kendisinde olmadığını anlarsınız. O halde bunlardan bazılarını aklınızda çapraz sorgulamaya başlayabilirsiniz. Hepsi olmalıdır. Genelde bu çok serbest formda bir işlemdir ve özellikle bu çok güçlü problemler için bunlar rastgele oluyor. Ağın çok büyük bir kısmını etkiliyor ve ne zaman olacağını asla kestiremiyorsunuz. Tüm bunları bir araya getirmeniz ve neyin sorun olabileceğine dair çeşitli fikirler üzerine düşünmeniz gerekir. Ben daha önce sorun gidermenin çok güçlü olduğu bir problemin yaşandığı bir yerdeydim. Bu bir switch'in bellenin problemi gibi görünüyordu. Ayrıca temizlik ekibinin gelip vakumlu temizleyiciyi fişe taktığı ve bu makinenin içerisindeki motordan kaynaklanan müdahaleden dolayı ağın bir kısmının çöktüğüne şahit oldum. Eğer her zaman günün belirli bir zamanında bunun olduğunu fark ederseniz bu süre içerisinde neler olup bittiğini bulmak için dışarı çıkmak ve etrafta dolaşmak inanın değecektir asla emin olamazsınız ve bazen teknoloji biraz tuhaf olabiliyor. Şimdi en azından bu probleme neden olabilecek şeylerin bir listesine sahibiz. Ama bir de bu problemin şirketimizin hedeflerine yönelik ne gibi etkileri olacağı hakkında düşünmemiz gerekir. Burada bazı prosedürler olmalıdır. Çok büyük bir insan grubunu etkileyecek bir şey olacaktır veya sizin insanları etkileyecek olan bu sorunu çözmek amacıyla ağda bazı değişiklikler yapmanız gerekecektir. Bazı telefon görüşmeleri yapmak isteyebilirsiniz. Umarım bu problemlerin artması durumunda işlem ve prosedürler setiniz vardır. Eğer bir problem bu hizmet tipini etkiliyorsa yöneticileri aramanız gerekir. Müdürleri aramanız gerekir. Başkan yardımcılarını aramanız gerekir. İnsanları durumdan haberdar etmeniz gerekir. E-mail'ler veya kısa mesajlar gönderebiliriz ve böylece insanlar durumdan haberdar olurlar. Buradaki hedefiniz şirketinizi korumaktır. En azından bilgisayarınızla çalışırken, ağlar ile uğraşırken bu oldukça teknik bir görevdir. Kesinlikle şirketinizin tüm hedeflerinin ne olduğu üzerine bakış açılarına sahip olmanız gerekir. Şirketinizin hedefi bir makine imal etmek mi? Arabalar mı yapıyorsunuz? Montaj hattında bulunması gereken parçalar mı yapıyorsunuz? Yapacağınız değişikliklerin bunu nasıl etkileyeceği hakkında düşünmeniz gerekir. Baskı işi ile mi uğraşıyorsunuz? Sigorta mı satıyorsunuz? Bu perakende satış ortamı gün boyunca açık mı? Tüm bunlar aklınızda olmalı ve şunu düşünmelisiniz. Benim yaptığım şey şirket olarak yapmak istediğimiz şeyi etkileyecek mi? Neticede müşterilerinizi korumak istiyorsunuz ve bir IT kişisi olarak insanları düşünmelisiniz. Sadece dışarıdan şirketinize gelen ve sizden bir şeyler satın alan kişilerden bahsetmiyorum. Kendi şirketinizde yer alan insanları da düşünmelisiniz. Muhasebe bölümünü bir IT grubu müşterisi olarak düşünebilirsiniz. İmalat bölümünüzü IT grubunuzun bir müşterisi olarak düşünebilirsiniz. Bunların hepsi aynı şirkettir ancak siz bunlara hizmet veriyorsunuz. Ve bu kişilerin dikkate alındığından emin olmak ve bu tip değişikliklerin ne zaman yapılacağı konusunda dikkatli olmak istersiniz. Bu durumda en ideali şirketinizde eğer bu özel tipteki problemlerde çekirdek yetkiye sahip olmayan kişiler bulunuyorsa Belki de başka bir akıllı kişiyi buraya getirerek size bu özel problemde yardımcı olmasını isteyebilirsiniz. Eğer veri tabanı serverı ile bir sorununuz varsa ve şirketinizde deneyimli hiç kimse bulunmuyorsa telefonu elinize alın ve teknik desteği arayın. Ve onlar size kiminle konuşmanız gerektiğini söyleyecektir. Eğer bunlar problemi düzeltemiyorsa kesinlikle yapabileceğiniz bazı seçenekleri size sunacaklardır. Ve bazen insanların telefonu kaldırmaları çok şaşırtıcıdır. Bu oldukça basit bir şeydir. Birilerine telefon açın ve problem hakkında konuşmaya başlayın ve bu kişileri de işleme dahil edin. Daha sonrayı beklemekten ya da işlem sırasında yapmaktansa bunu önceden yapmanız iyi olur. Bu sadece bir telefon görüşmesi. Bu kimseyi incitmeyecektir. Şimdi bu problemlerle ilgili bir listemiz var ve bunu doğru insanlara bildirdiğimizden eminiz. Şimdi bunu nasıl çözeceğimiz ile ilgili bir plan oluşturmamız gerekli. O halde burada bir A planı, B planı, C planı olacak. Eğer A planı işe yaramazsa ne yapacağız? Eğer B planı işe yaramıyorsa ne yapacağız? Yapacağınız şey ile ilgili her zaman bir planınız olmalı ve bunları yapmak için ekipmanlara ihtiyacınız olacak. Biz genelde farklı şeylere göre bu planlara öncelik veririz. Bu değişikliği ne kadar çabuk yapabileceğimize bağlı olarak bu değişikliğin gerçekten düşündüğümüz etkiyi yaratıp yaratmayacağına bağlı olabilir. Genelde ilk önce basit şeyleri listeleriz. Bunun bir kablo problemi olduğundan emin olursak kabloyu değiştiririz ve bu sadece birkaç dakika alır. Eğer bu bir veri tabanı indeksleme sorunu ise bir veri tabanını yeniden indekslemek saatler alabilir. Bu yüzden sadece veri tabanının probleme neden olup olmadığını görmek için veri tabanını yeniden indekslemek amacıyla saatlerinizi harcamadan önce bunun kablodan kaynaklanıp kaynaklanmadığından emin olmak isteriz. Şunu görebilirsiniz. Her ne kadar veri tabanı indekslemenin daha yüksek önceliğe sahip olmasına rağmen sadece emin olmak için ilk olarak kabloyu değiştirebilirsiniz. O halde bu tür şeylere doğru öncelik vermemiz çok önemlidir. Şimdi bir düşünelim. Biz bir değişiklik yaptığımızda ve bu başka bir probleme neden oluyorsa bunu nasıl eski haline döndürebiliriz? Her zaman bir geri çekilme planımız olmalı. Eğer bu değişikliklerin yapıldığı işlem ile devam ediyorsanız ve bu durumu daha kötüleştiriyorsa bunu geri çevirebileceğinizden emin olmanız gerekir. Bu normal değişiklik kontrolü işleminin bir parçasıdır. Ve ayrıca bu tip sorun giderme planlarını uyguladığınız zaman bu geri çekilme planına sahip olduğunuzdan emin olun. Bu planlardan bazıları tamamıyla sıra dışı ve uygulamalı olabilir. Ancak en azından bunların hepsini hesaba katmalısınız. Mevcut sorunun sizin yapacağınız değişikliklerden nasıl etkileneceğini düşünün. Ve eğer bu bir veri tabanı server ile ilgili bir şey ve fikriniz şuysa, Hadi belleği değiştirelim veya bunu tamamen başka bir bilgisayarla değiştirelim. Bu mevcut bir fikir. Bu çok fazla çılgınca da görünmüyor. Hadi bunu başka bir makineye taşıyalım ve problemin devam edip etmediğini görelim. Bu sorun giderme işleminde nasıl ilerlediğimiz gerçekten ilginç. Ama umarım D planınız veya E planınız hakkında düşündünüz ve bunları nasıl uygulayacağınıza dair aklınızda bazı fikirler vardır. A üzerinde herhangi bir şeyde değişiklik yaptığınızda her zaman bu değişikliği test etmelisiniz. Problemin çok küçük veya çok büyük bir şey olmasının bir önemi yoktur. Biz sadece emin olmak için bunu test etmeliyiz ve eğer karşılaştığımız problem basit bir şekilde hallediliyorsa bunu yapabiliriz ve bu değişiklikleri çok kolay bir şekilde test edebiliriz. Örneğin eğer yeni bir donanım için bekliyorsak, veri tabanı serverını değiştirmeye karar verdiysek ama yeni veri tabanı serverı buraya ulaşıncaya kadar birkaç saat beklememiz gerekirse bu arada yapabileceğimiz başka şeyler olabilir. Başlangıçta yapmayı düşündüğümüz gibi kabloyu değiştirelim. Saatlerce yeni donanımın gelmesini beklerken etrafta dolaşmak yerine neden daha işe yarar bir şeyler yapmıyoruz? Ve en azından şundan emin olalım. Bu bizim çalıştığımız kablo değil miydi? Ortaya koyduğumuz fikirlerin, oluşturduğumuz planları takip ettiğinden emin olun. Böylece her şeyi baştan sona doğru yapmış olursunuz ve hiç kimse ne yaptığınıza şaşırmayacaktır. Şu gerçekten önemli. Lütfen bir kerede sadece bir değişiklik yapın. Neticede problemin ana sebebini belirlemeniz gerekli. Ve eğer bu veri tabanı server'ına gidiyor ve belleği değiştiriyor, kabloyu değiştiriyor ve makinedeki sürücülerden bazılarını değiştiriyorsanız ve çalışıyorsa, bunlardan hangisinin problemi çözdüğünü tam olarak bilemezsiniz. Şimdi bunun bazen çok stresli bir durum olduğunu biliyorum. Bu server son derece önemli olabilir ve bu yüzden çok fazla pratik olmayabilir. Ama bir kere de bir şeyi değiştirmediğiniz zaman bu çok nadir bir vaka olmalıdır. Bu problemi nasıl çözdüğünüzden emin olursanız ve bir başka veri tabanı serverı bu soruna sahip olduğunda bunun için ana sebebin ne olduğunu bilirsiniz ve bunu çözebilirsiniz. Sürücüyü değiştirdik ve her şeyi çözmüş olduk. O halde yeni donanımı beklememize gerek yok. Kabloyu değiştirmemize gerek yok. Sadece sürücüyü değiştirmemiz yeterli olacaktır. O halde bir kere de bir şey yapmak oldukça önemlidir. Bir değişiklik yaptığımızda bu problemin çözümü ile aynı şey değildir. Şimdi netice itibariyle elbette yaptığımız şeyin ana sebebini bulduğumuz bu çözüm ile aynı olacaktır. Ama biz gerçekten çözümü test edinceye kadar problemi çözdüğümüzden emin olamayız. O halde herhangi bir değişiklik yapıyorsak, işleme koyacağınız bir test planınız varsa, kabloyu değiştirdiğinizde A üzerinde hala iletişim sağlayabileceğimizden emin olun. Daha önceden yaptığımız gibi hala hız testleri yapabileceğimizden emin olun ve kablo değişiminin gerçekten sorunu çözdüğünden emin olun. Gerçekten şöyle bir durumda bulunmak istemezsiniz. Sanırım sorun monitörde. Monitörünüzü değiştireceğiz. Tamam, monitörünüzü değiştirdim. Görüşürüz. Değiştirilen monitörünüzün gerçekten makinenizde çalışmayan bir parça olduğunu fark etmemiş olabilirsiniz. Her zaman bu değişiklikleri test edin. Ağ oluşturma ekipmanlarına, router'lara ve switch'lere geldiğinizde Bunlar içerisinde çok farklı hareketli parçaların olduğu, son derece karmaşık ortamlardır. Öyleyse herhangi bir değişiklik yapacaksanız, yaptığınız küçük bir değişikliğin gerçekten küçük bir değişiklik olduğundan ve başka bir şeyi etkilemediğinden emin olmak isteriz. Ve daha sonra sonuç olarak bunun gerçekten çözüm için düşündüğümüz şekilde problemi çözdüğünden emin olmak isteriz. Bu değişikliği yaptıktan sonra sebeplerin neler olduğunu bulmamız gerekir. Bazı testler yaptık, sorunu çözdüğümüzü düşünüyoruz. Ancak şunları bulmamız gerekir. Bu daha iyi bir sonuç muydu? Bu problemimizi çözdü mü? Bu problemimizi çözdüğü halde performansımızı düşürdü mü? Problemi çözdük ve performansımız arttı mı? Uyguladığımız çözümün etkilerinin ne olduğunu tanımlayana kadar bunu bilemeyeceğiz. Bazen şaşıracaksınız. Bu sorunla uğraşacaksınız. Neler olup bittiğini anlamaya çalışacaksınız. Gerçekten problem ile ilgili olarak ne olduğu hakkında düşünmeniz gerekli. Router'daki switch çalışıyor olabilir. Ve eğer burada bazı şeyleri değiştirmeye başlarsak ve router'da bazı değişiklikler yaparsak, bu uygulamaların çalışmasının durduğunu görebilirsiniz. Veya bir switch için modifikasyon yaptık. Şirketinizde başka kişilerin, şirketin diğer kısımları ile iletişim kuramadığını görebilirsiniz. Bu gerçekten birçok soruna neden olabilir ve bir şey başka bir soruna ve bu sorun bir diğerine neden olabilir. Bu birkaç sorun oluşturabilir. Öyleyse yaptığınız değişikliğin etkilerine baktığınızdan ve bunun A üzerinde başka problemlere yol açmadığından emin olun. Bazen bu sonuçlar çok kolay bir şekilde belirlenebilir. Eğer birisi iletişim kuramıyorsa ve siz bir değişiklik yaptıktan sonra iletişim kurabiliyorsa çok basittir. Çalıştığını biliyoruz. Evet veya hayır. Bu çalışıyor mu yoksa çalışmıyor mu? Ben bu tür problemleri seviyorum. Çünkü sorunu hemen çözüp çözemeyeceğimizi biliyoruz. Bazen bunlar daha uzun süreli işler olabilir. İnsanlar şunu der. Son bir haftadır bazı şeyler gittikçe yavaşladı. Burada bir değişiklik yapmak isteyebiliriz. Ve bunun bir süre kalmasını, bir veya iki gün kalmasını ve sorunu bulmayı isteyebiliriz. Bu performans probleminizi çözdü mü? Bu eskisine göre şimdi çok daha mı iyi? Bu hala aynı mı yoksa daha mı kötü? Bu uzun sürece göz atacak olursak sorunun nasıl çözüldüğünü düşünebilir veya yapabileceğimiz diğer değişikliklerin neler olabileceğini düşünebiliriz. Bazen bunlar son derece karmaşık modeller olabilir. Eğer bir router'da değişiklik yapıyorsanız, bu ortamınızda olan bitene önemli ölçüde bir etkide bulunabilir. Bu yüzden çok geniş bir açıdan düşünmelisiniz ve yeniden bir planınız olmalı ve değişikliği yapabilmelisiniz. Ve eğer bir şeyler gittikçe güç hale gelirse, yanlış olursa çözümü uygulamadan önce yararlanabileceğiniz bir geri çevirme planı olmalıdır. Ve bu çok önemlidir. Burada evrensel bir gerçeklik vardır. Gittiğim her yerde herkes dökümanları seviyor. Bunun sıkıcı bir şey olduğunu biliyorum. Genelde bunun gerçekten çok fazla zaman harcamak istemediğiniz bir şey olduğunu biliyorum. Ama dökümantasyon işleminin kölelik olduğunu düşündüğünüz kısmını geçtiğinizde bunu bulacaksınız ve gerçekten bu dökümantasyonu daha sonra nasıl kullanabileceğiniz hakkında düşüneceksiniz. Bu biraz kullanışlı bir hale gelmektedir. Bulduğunuz şey başımızı ağrıtan bu çok karışık problem için çok değerli bir çözümdür. Muhtemelen birilerinin bu tür bir problem ile yeniden uğraşacağı bir durum olacaktır. O halde durumu belgelendiriyorsanız ve şunu söyleyebiliyorsanız, evet bunun üzerinde 6 saat harcadık ama neticede sürücüyü değiştirerek bulduk. Veri tabanı serverımızın performansını arttırabildik. Bir başkası gelecekte buna ihtiyaç duyacaktır. Eğer çok büyük bir şirkette çalışıyorsanız, ve kendi yerinizde yaptığınız şeyleri bulabilirsiniz. Diğer taraftaki insanlar bu oluşan durum hakkında herhangi bir fikre sahip olmayabilir. Bunun bir dokümantasyonuna sahip olmak her zaman ana bilgiyi bulmalarına ve şunu söylemelerine izin verecektir. Diğer tarafta tüm yaptıkları sadece bir sürücüyü değiştirmekti ve bu çalıştı. Şu adamı aramama izin verin. Dokümantasyona bağlı olarak neler yaptıklarını öğrenmeme izin verin ve biz de aynı değişikliği burada yapacağız. İşte bu yüzden ben bir kere de bir değişiklik yapın. Bu sayede ana sebebi belirleyebilirsiniz diyorum. Problemi çözmek için gerçekten ne yaptığınızın bir kaydına sahip olabilirsiniz. Bazen bir kere de bir değişiklik yaparız ve sorunun ne olduğunu tam olarak biliriz. Bir kere de bir değişiklik yapmadığımızda gerçekten tam olarak çözümünü bilemeyeceğimiz bir problem ile karşı karşıya gelebiliriz. Şimdi öğrendiğimiz şeyler sorun giderme işlemi ve kullanmamız gereken yöntemler hakkındaydı bazı sorular soralım. İlk sorumuz hangi başlangıç adımı tüm sorun giderme işleminin temelidir? Çözmemiz gereken bir problem olduğunu duyduğumuz zaman nereden işe başlarız? Bilgi toplama hakkında düşünmemiz gerek. İnsanlara ne gördüklerini, nasıl gördüklerini sormamız gerekli. Ve daha derine inerek canlarını sıkan bu problem ile ilgili neler yaşadıklarını anlamaya çalışarak daha fazla bilgi edinmeye çalışmalıyız. Diğer sorumuz bir değişiklik yaptıktan sonra ne yapmamız gerekir? Yaptığımız değişikliğin bunu test edinceye kadar gerçekten işe yarayıp yaramadığını bilemeyiz. Ve o halde bir kablo ile ilgili değişiklik yapıyorsak, bir donanım değişikliği yapıyorsak, bir sürücüyü değiştiriyorsak bundan emin olmak isteriz ve sonuçların ne olduğunu görmek isteriz. Bu yüzden gerçekten tüm sorunu çözebildiğimizi görmek için bu değişikliği test etmemiz gerekir. Ve son olarak bir çözüm bulduktan sonra her zaman yapmamız gereken şey nedir? Az önce bunun çok önemli bir şey olduğundan ve her zaman ihtiyaç duyacağımızdan bahsettik. Bu bizim hazırladığımız dökümandır. Ve daha sonra geriye dönebileceğimizden ve bu problem olduğunda bunu belirlemek için ve bu durumu çözmek için neler yaptığımızı görmek amacıyla dökümantasyonumuza bakabileceğimizden emin olmalıyız. Bölüm 4.6'da a'da sorun giderme için ve bilgi toplamadan dokümantasyon hazırlamaya kadar tüm işlemi anlamamız için her şeyi içeriyor. Şimdi ilerleyeceğimiz adımları biliyoruz ve bu sayede bu tür sorunları nasıl çözeceğimize bakmaya başladığımızda adımları ve her seferinde nasıl ilerleyeceğimize dair işlemi kesinlikle biliyoruz. Daha fazla Network Plus videosu için bizim mesaj panomuza katılmak ve daha birçok şey için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. freenetworkplus.com